Adana nereye? Dükkan mı çıktın? Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün şansımızla balonlar çekecektik buradan, tam balkondan. Ama maalesef bugün rüzgarlı diye balon uçmuyormuş. Balonları size gösterme şansını kaybettim. İnşallah yarın, bugün başka bir otele geçeceğiz. İnşallah yarın size göstermeye çalışacağım. İnsanlar bakın kahvaltıları yapmışlar. Şeylere çıkmışlar, otellerin teraslarına. Çok güzel manzara arkadaşlar. Bir yakınlaştırayım bakın. Her yer otel, teras. Evet. Adana eninde buranın keyfini çıkarıyor. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bunlar ne kadar güzel bir yer burası ya. Şuradan balonları izleyecektik. Sabah balon kalksaydı. Ama rüzgardan dolayı kalkmadı. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür diyelim. Evet arkadaşlar. Otel değiştirdik. Diğer otelde otel ilk gün ünlüktü. Bugün de başka bir otelde kalacağız. Şöyle bir manzarada kahve içiyoruz. Allah. Herkese yeni bir günden merhaba diye el sallıyoruz. Evet, yeni otelimize geldik. Bakalım nasıl. Kim o? Ablacığım ben. Evet arkadaşlar. Yeni otelimizin odası da böyle. Gayet güzel bu da. Bu daha da şık konseptte bir oda. Şöyle. Gayet güzel, tam merkezde. Her yere yürüme mesafesinde. Şöyle bir de banyoyu göstereyim. Alttan ısıtmalı. Tertemiz arkadaşlar. Değil mi anne? Burası tertemiz. Gayet güzel. Bu otelin ismi neydi anne? Arkadaşlar bu otelin ismi de Oleri Otel. Evet Adana, nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi Beklentik'e gidiyoruz. Avanos'a ve Üçhisar Kalesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Evet, Avanos'a geldik. Avanos böyle bir yer. Bakın. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bir Kızılırmağı size göstereyim. Evet, Adana'nın karnını doyurduk. Şimdi bir yerlere, burası ünlü Avanos'ta vazo. Vazo yapımı. Enine bir vazo yaptırayım bakalım. Arkadaşlar köprü yürüyenler var. Nasıl sallanıyor bakın köprü. Oha, şuraya bak anne. Hadi şuraya bak. Hadi şuraya bak. Gördün mü? Aferin kızıma. Arkadaşlar çok güzel bir yer. Irmak kenarı, nehir kenarı. Bakın kafeteryalar hemen. Şöyle merkez. Şurada. Boylu boyunca gidiyor. Yemyeşil vallahi. Ben bile çekmekten keyif aldım. Ama burada arkadaşlar cıvıl cıvıl. Bakın şimdi şu köprüden, az da köprüden geçmek istedi. Şu köprüden geçelim. Karşı onu da göstereyim. Köprü 1973 yılında yapılmış. Bu yazıyor bakın. Şuna bakın arkadaşlar. Köprü bakın arkadaşlar. Sallanıyor. Allah merak et sallanıyor. Evet, sallana sallana gidiyoruz arkadaşlar. Bakın köprü nasıl sallanıyor.
Adanın bu iş hoşuna gitti arkadaşlar. Sallanmak adamın hoşuna gitti. Ada, sevdin mi? Sevdin mi? Evet. Evet, ada bayıldı bu sallanan köprüye arkadaşlar. Evet, Avanos köprüsü ana baba günü. Ana baba günü. Ada bayıldı bu işe. Evet, köprünün ucu park gibi bir yere çıkıyor arkadaşlar. Orayı da göstereyim. Bakın müzik eşliğinde. Oh, oh. Şimdi aşağı inip çalanlara bakalım. Enli. Oh, oh. Evet, aşağı iniyoruz. Baba. Evet, yine sallana sallana gidiyoruz. Adanın keyfi yerinde. Ada. Ada, sevdin sen? Sevdin kızım? Çok güzel değil mi? Ada bayıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, köprü eğlenceliydi. Burası da Avanos'un merkezi. Şöyle bakın. Etrafı göstereyim size. Geldiğimiz yer, köprünün olduğu yerde orasıydı. Arkadaşlar, Avanos'un bu bölümünde çömlek yapımı var. İsterseniz siz de çömlek yapabiliyorsunuz. Deneyebiliyorsunuz çömlek yapımını kendiniz. Arkadaşlar bakın. Her yer el yapımı çömlek. Burada da izleyebiliyorsunuz çömlek yapımını. Kendiniz de deneyebiliyorsunuz. Evet, Enli şimdi çömlek yapımı deneyecek arkadaşlar. Burada bu çömlek yapımı çok popüler. İstediğiniz çömlek, ücretsiz çömlek yapımı yaptırıyorlar. Şöyle içeride çömlekleri görüyorsunuz. Şimdi annen de yapacak bir tane. Şimdi arkadaşlar soracağım, tarif edecek arkadaşlar. Ellerimiz ıslat havuzda. Ondan sonra bu şekildeki baş parmaklarımızı tam ortadan dik bir şekilde yavaş yavaş bastıracağız. Yavaş yavaş, çok fazla bastırmayacağız. Ben de nasıl yapıyor, gördün mü? Hadi yine becerirsen bu işi. Hayır, çok fazla bastırmıyoruz. Hemen yağmur verdi. Çok hafif olmak lazım. Evet, ısladın. Evet, Enli bu işi kaptı arkadaşlar, görüyorsunuz. Enli bu işi kaptı. Yaptım galiba. Evet arkadaşlar, böyle istediğiniz zaman kendiniz boyayabiliyorsunuz. Bakın elindeki aletle. Gayet güzel. Evet, Enli iş çözdü değil mi arkadaşım? Evet. Enli, seni bu işe verebiliriz. Yarın saat 8'de gelin işe başlayın. Yarın işe başlayın diyelim. Güle güle kullan. Arkadaşlar, bu yaptığımız şey de bize hediye diyorlar. Bilginiz olsun. Bir de son haliyle bir fotoğraf çekin. Tabii, buranın ismini de birazdan vereceğim. Arkadaşlar, çömlek yapımı için de buraya gelebilirsiniz. Sirkü bu seramik. Avanos'ta. Ada, sen de çömlek yapacak mısın? Yapmayacağım. Niye kızım? Sen de yapsaydın. Yapmayacağım. Tamam kızım, yapma sen. Evet. Biraz da alışveriş yapalım. Çok güzel şeyler var. Değil mi Ada? Sen neyi beğendin? Şibayla beğendim. Hangisi? Onu mu beğendin? Bak, üst kat. Arkadaşlar, buna bir iş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki tane bundan aldık. Bunu beğendik. Tamamdır. Ada beğendi değil mi Ada? Baba, efendim? Ben bir şey almadım ama. Aldık kızım işte. Hadi bakalım, yürü.
Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, yaptığımız çömleği de hediye ettiler. Evet, Ada en yaptığı çömleği gururla taşıyor. Teşekkürler. Arkadaşlar buralardan, bu dükkanda, bu oydan boy aşağılarda çömlek yapımı yapabilirsiniz. Çömlek satın alabilirsiniz. Buralarda. Hepsinde yer altı çarşısı var. Bakın boydan boya. Evet, Ada çiçekli bardak alacağım dedi. Şimdi bardak bakmaya gidiyoruz. Ada, hangisini beğendin? Göster bakayım. Vaa, ben de onu beğendim Ada. Sor bakayım amcaya kaç para diye. 75. 75 TL'ymiş. Beğendin mi? He kızım? Utandı Ada. Evet, Ada'nın bardağını aldık, gidiyoruz. Güle güle kullan Ada. Aferin kızım benim. Arkadaşlar valla bir sürü yere gittik biliyorsunuz. Türkiye'mizin, inan olsun, her yeri ayrı güzel değil mi anne? Evet, evet. Her yeri ayrı güzel gerçekten Türkiye'mizin. Allah'a şükür olsun. Eline koluna sağlık abi, çok güzel yapmışsın. Bak şuna güzel bak arkadaşlar. Kendin mi üretiyorsun abi bunları? Kendim üretiyorum. Süper. Yiyelim bakalım. Abim ne güzel emek vermiş, buraya baksana. Boş geçmeyelim, bir şey alalım da. Boş geçmeyelim değil mi abi? Geç yan tarafım herhalde. Oradan da girebilirsin. Arkadaşlar bakın abim ne güzel dizayn yapmış vallahi. Bunları kendin mi yapıyorsun abi? Kendim. El işi değil mi bunlar? Tabii tabii. Hepsi el işi arkadaşlar. Var, el işi. Abimin kendisi yapıyormuş bunu. Eline sağlık, eline koluna sağlık. Bunlar ne kadar? Tanesi 150 lira. Çok güzel. Arkadaşlar 150 TL ama çok şunun dizaynına bakın. Kalp rengin şeklinde yapmış abim. Çok harikalar. Müthiş. Evet, elini bunlardan beğendi arkadaşlar. Abim yapmış. Helal olsun valla. Teşekkürler. Abim emek vermiş, gerçekten çok güzel yapmış değil mi? Evet, evet. Çok güzel malzemeleri var, yapmış müthiş. Çok da dibek kahve aldık. Dibek kahveyi bu fincanlarla içeriz, Allah nasip ederse inşallah. Evimize sağ salim barınca. Abi çok sağ ol, teşekkür ederiz, kolay gelsin, sağ ol. Arkadaşlar buranın ismi de Kızılırmak Çömlekçilik. Bilginiz olsun. Arkadaşlar şu karşıdaki yere geldik. Orası 3 Hisar Kalesi. Buranın en görülmesi gereken yerlerinden bir tanesi. İşte oraya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar burada da insan kaynıyor. Dolu. Her yer insan. Her yer 3 Hisar Kalesi'ne gelenler dolu. İleri doğru gidiyoruz. Arkadaşlar buyurun manzara size. Şuradan güzelliğine bakın. Buyurun manzara. Şuraların güzelliğine bakın. Bu da 3 Hisar Kalesi. Şu merdivenlerden yukarı çıkacağız arkadaşlar. Ta üstte Türk bayrağının olduğu yere kadar çıkacağız nasipse. Şöyle tabana kuvvet. Ada. Ada. Kuzum benim kuzum. Ay. Evet, kaleye yaklaştık. Meydan böyle, son meydan. Buradan yukarı çıkılıyor arkadaşlar şuraya. Arkadaşlar size çok güzel bir manzara göstereyim. Bakın bu 3 Hisar Kalesi'nin manzarası. Bu da diğer manzara. Şuraya bakın arkadaşlar. Uçsuz bucaksız. Acayip güzel. Şu altlara oteller var bakın.
Evet arkadaşlar, Üsküdar Kalesi'nin önünde böyle tezgahlarda bulabiliyorsunuz. Hayırlı işler, kolay gelsin. Mango kurusu. Neyin abi bu? Mango. Kurt kurusu, kabak çekirdeği, kayısı. Evet arkadaşlar, Üsküdar Kalesi'ne geldik. Şu an giriş yapacağız. Bakalım ne kadar biletler. Arkadaşlar giriş şöyle, öğrenci 50, tam 80 lira, bilginiz olsun. Evet, şöyle bir girişi var. Giriş 80 TL, öğrenci 50 TL'ymiş. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Arkadaşlar içeride de böyle gözlemeci bulabiliyorsunuz. Tabii canım. Kolay gelsin. Evet, yürümeye devam. Bir bayağı yürüyeceğiz arkadaşlar. Vay vay vay, şuna güzelliğine bak. Kalenin girişinin güzelliğine bak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tabanları yağlayalım. Manzara bu. Yürümeye devam. Arkadaşlar otellere bakın. Evet Adnan, nereye girdin? Yürü, yola devam. Hadi. Arkadaşlar tırmanmaya devam. Tırmanmaya devam. Evet, zirveye az kaldı. Az kaldı zirveye. Oh, nefes nefese kaldık. Evet, dinlenme 2 dakika. Arkadaşlar, böyle bir yerdeyiz. Bakın zirveye az kaldı. Şöyle. Japon turistler bile geldi. Zirve şurada, az kaldı. Ada, geç şuraya bakalım. Ada. Gel bakalım, nereye gidiyor o kamada? Wow. Bekle adacığım. Bakalım önden ben gideyim. Önden sen gel. Evet. Arkadaşlar, burası böyle bir yere çıktı. Evet, acayip bir yere geldik arkadaşlar. Şuradaki derinliğe bakın. Derinliğe bakın. Çürüm var resmen burada. Evet, zirveye geldik. Sayılı arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için neler çıkıyorum bakın. Nerelere çıkıyorum sizin için? Arkadaşlar. Baba, ben konuşabilir miyim ondan? Evet, çekime devam. O zindan herhalde burası arkadaşlar. O zindan gibi bir yer. Ta dipteyiz. Enne. Hollar var. Enne dikkat et ya. Evet arkadaşlar, zirveye çıktık, zirveye. Evet arkadaşlar, zirveye çıktık. Bizimkiler orada. Evet arkadaşlar, tam zirvedeyiz. Şöyle zirvede çekelim. Çok soğuk burası. Ada üşüdü biraz. Ada biraz üşüdü. Evet, turumuzu bitirdik. Yavaş yavaş çıkıyoruz kaleden. Evet, Üsküdar Kalesi turumuz bitmiştir arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kapadokya'da son gecemiz. Bu sefer de Sedef Restoran'a geldik tekrar. Testi kebabı denemeye. Bakalım beğenecek miyiz? Arkadaşlar, bir tane kuzu testi kebabı söyledik. Bir tane de dana testi kebabı söyledik. Fiyatları da 480'e arkadaşlar. Deneyimleyeceğiz. Testi kebabı buraya özgü biliyorsunuz. Deneyimleyeceğiz. Bakalım nasıl. Arkadaşlar, yemek önü serviste yaş domates,
keçi peyniri, patates, domates ikram ediyorlar. Evet arkadaşlar, meşhur testi kebabımız geldi. Ustamız şimdi bize servis yapacak. Merhabalar. Teşekkürler usta, sağ ol. Pilavımız efendim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir dana bir kuzu. Evet. Çatal alır mısınız siz hocam? Tabii ki. Suyu aktı vallahi. Of arkadaşlar. Of. Meşhur testi kebabı geldi. Evet, kuzuyu Enli'ye verdim. Danayı kendim aldım arkadaşlar. Ustam teşekkürler. Of arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Of. Dana benim, kuzu Enli'nin. Arkadaşlar ben tadını duyayım bakalım. Böyle danayı. Yumuşacık. Buraya bir tane deneyim. Yumuşak, şimdi daha yumuşak. Çok lezzetli. Benden çok lezzetli arkadaşlar. Ne biliyorsam, tabii herkesin şeyi, tat alma şeyi değişik. Çok yumuşak değil mi? Çok yumuşak. Benimki bak, danaya bak. Değil mi, ikisi de iyi. Arkadaşlar ikisi de güzel. Bize afiyet olsun. Buraya gelirseniz bu testi kebabını Sedef restoranında deneyebilirsiniz. Arkadaşlar bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Yemekten sonra tatlı bir yerde sütlaç. İnanılmasın o kadar güzel ki hayatımızda yediğimiz en güzel. Nasıl, ne diyorsun anne? Hayatımızda yediğimiz en güzel sütlaçlardan bir tanesi vallahi. Mutlaka deneyin bunu. Muhteşemdi ya, değil mi? Bitirdik. Arkadaşlar, yolda her yerde böyle sıcak şarap var. Ha? Bakın. Şu kafeteryaya gitmeyi düşünüyorum. Paşa Kafe. Burayı demet etmişler. Şöyle. Evet arkadaşlar, buraya sıcak şarap içmeye geldim. Bakın, sıcak şaraba geldim, sıcak şaraba. Burada meşhur sıcak şarap. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün Kapadokya'dan ayrılıyoruz. İkinci kaldığımız otelde, burası Voyager Stone. Gayet memnun kaldık buradan da. Birazdan yola çıkacağız. Bize iyi yolculuklar. Arkadaşlar, tek üzüntümüz size balonları çekecektik, balonları gösterecektik. Maalesef iki günde de havada rüzgar olduğu için balonun uçmadı. Yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah bir derse böyle. Arkadaşlar yola çıktık. Yola çıkmadan, göremeden çıkmadan size bir bilgi vermek istiyorum. Şurada bir Beyzade diye bir kuru yemiş lokum yeri var. Burada çok güzel pastırma satıyorlar. Kuru yemiş falan satıyorlar. Bir de ayrıca kabak çekirdeği, fırında kabak çekirdeği satıyorlar. Mutlaka buraya gelin, deneyin. Bakın buraya geliyor otobüs turları. Hepsi buraya getiriyorlar. Gerçekten malzemeleri falan çok güzel. İçeri göstereceğim şimdi. Bakın içerisi böyle. İçerisi böyle, anlamadığınız gibi. Size yoksa söylemezdim buraya. Ben aldım, denedim. Çok güzel gerçekten. Ustam selamun aleyküm. Nasılsın, iyisin? Çekirdek ne zaman çıkıyor? Çıkıyor mu? Tamam. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz.
kabak çekirdeği böyle fırına atıyorlar. Tadından yenmez değil mi usta? Buraya mutlaka uğrayın arkadaşlar. Şurada da işliyorlar. Şurada işliyorlar. Ne atıyorsun içine? Tuz, un ve süt hocam. Tuz, un ve süt değil mi? Önce sütleri ıslatıyoruz abi. İçine, üstüne de un ve tuz atıyoruz. Karıştırıp fırına atıyoruz. Anladım abi. Teşekkür ederim bilgisini. Çok sağ ol abi. Rica ederim. Arkadaşlar buraya geldiğinizde şu pastırmalardan arın. Alırken de şekerpare deyin. Şekerpare modeli olsun deyin. En iyisi o. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey var burada. Bütün turlar buraya geliyor. Şansımızda Finlandiya'nın grubu denk geldik. Endin memleketinin grubuna. Evet arkadaşlar mis gibi koktu. Kabak çekirdekleri hazır. Oh. Evet arkadaşlar yarım kilo şeker fareyi sipariş ettik. Abi gelin bir tadına bak. Gelin. Al şunu. Oh, şeker fare. Süper. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Selamlar. Çok sağ olun. Şu arada. Evet arkadaşlar Konya'ya geldik. Şimdi burada meşhur bir yer göstereceğim size. Ali Baba fırın kebap diye. Müthiş bir yer. Buraya Konya'ya geldim. Mutlaka oraya uğrayın. Birazdan göstereceğim. Arkadaşlar bakın şurası. Ali Baba fırın kebap. Burası çok meşhur burada. Herkes burayı biliyor. Şöyle fırında yapıyorlar. Eti. Kolay gelsin. Evet abi. Bu etin özelliği ne abi? Bu Konya fırın kebabı. Konya etinden yapılan Konya'mızın güzel bir yemeği. Neyden yapılıyor abi? Kuzu etinden. Kuzu etinden değil mi? Evet. Arkadaşlar bakın. Oh. Arkadaşlar biz bunu daha önce tavsiye üzerine buraya gelmiş 2 sene önce değil mi? 2 sene önce. Yine bir hayalin peşinde tavsiye etmişti burayı. O zaman gelmiştik. Çok beğenmiştik. Yine vallahi burada planımız Konya'ya gelmek yoktu. Sadece sırf bunu yemek için buraya geldik. Evet arkadaşlar. Konya kebabımız geldi. Kuzu etinden yapılan. Geçen geldiğimizde tadı damağımızda kalmış. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Özelliği elle yenir. Çatal verebilir isterseniz. Elle mi yenir? Özelliği elle yeniyor bu. Evet, tamam güzel. Abi. Okey. Arkadaşlar. Arkadaşlar geçen geldiğimde tat damağımızda kalmıştı. Bakın şöyle Konya kebabı kuzu etinden yapılıyor. Buraya mutlaka uğrayın. Lokasyona yazarsanız bu restoran ismini zaten buraya ulaşırsınız. Mutlaka geldiğiniz zaman bunu deneyin arkadaşlar. Çok teşekkürler. Arkadaşlar ben tadıma geçeyim. Kanka bir de soğan da. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Acayip uzak. Yumuşacık. Bu sütle yapılan dediğim gibi 2 sene önce geldi. Tadı damağımızda kalmıştı. 2 sene beri enliğine konuşuyoruz bunu. Değil mi? Ne zaman gideriz? Nasip bugüneymiş. Mutlaka gelince uğrayın buraya. Arkadaşlar böyle bir lezzet olamaz. Gerçekten bakın inanılmaz. Böyle bir lezzet olamaz yani. Acayip güzel. Değil mi enli? Nasıl enli? Çok güzel değil mi? Arkadaşlar Ali Baba fırın kebap unutmayın. Çok beğendik felakette. Fiyat da çok güzel. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın şu güzelliğe. Vay vay diyorum başka şey demiyorum. Bizimkiler de bayıldı buraya.